İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet, şimdi bazı şeyler, semboller, sembollere inşallah yarın biraz değinmeye çalışacağım. Bir yazıt var. Şimdi hani göksel boyut var biliyorsunuz. Bir de yer katmanları var. Yerin alt boyutları var. Nedense biz hep yerin alt katmanlarından korkmuşuzdur. Tedirginlik duyarız. Karanlık gibi gelir insana. Aslında değil. Bizim ayaklarımız yer katmanlarına sağlam basabilmesi için, köklerimizin güven içinde aşağıdaki katmanlara gidebilmesi için, enerji olarak gidebilmesi için bu 7 katmanı da öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü aşağıdan gelecek, yukarıdan gelecek, nerede buluşacak? Kalpte buluşacak bütün ilim. Bunlar kalpte buluştuğu zaman neler oluyor arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Kalbin açılımı ve bu kalp açılımı, kalp gözü açık derler, gönül gözü açık derler bu tür insanlara. Gökteki ve yerdeki arasındakiler, bakın yine ayetten söylüyorum, hepsi bir araya geldiğinde, bir bütüne ulaştığında, şimdi gökten ortaya, aşağıdan yukarıya ortaya geldi, nereye? Kalbe geldi. Tam kalpte yukarıdan buraya, aşağıdan buraya geldiğinde ne oldu? Artık kalpte bütünleşti. Kalbin frekansı, dalga boyutu beyinden, tüm enerji alanlarından çok daha yüksektir. Çünkü kalbin mimarı burada, sahibi buradadır. Kalbin sahibine biz secde etmediğimiz müddetçe, yani tepe çakramız, aşağıdan gelen çakralar, yani bu 7 seviye gelip kalpte birleşmezse hiçbir şekilde yorum, okuma yapamayız arkadaşlar. Biz kendimizi okuyacağız, kendimizi bir yorumlayacağız, biz kendimizi halden hale geçireceğiz ki sonrasında da evet biz bunu, evet doğru, Korunmenize İrtibat kitabı Richard Webster'ın, evet çok güzel bir kitaptı, çok faydasını gördüm. Biz bunları birleştirdiğimiz zaman ne oldu? Bütün bu çakralar olsun, nefsi, 7 nefsi emmareli ebameler var biliyorsunuz, mertebeler. Kalbe secde etmediği müddetçe tevhid ilmine, yani bilince ulaşamayız. Birlik makamına çıkamayız. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Bütün bilgiler hepsi Allah'ın ilmidir. Allah'ımızın bilimidir. Hepsi bu dünya içindir ve her şey bu dünya içindedir ve bu dünya, bu alem de insanın içindedir. Adem olmayı öğreneceğiz ki alemlere rahmet olabilirim. Alemler neydi arkadaşlar? Alem. Karşımda şu an 19 alem duruyor. Şu an katılımcımız 19 tane alemle karşı karşıyayım. Yani 19 hücremle karşı karşıyayım. Şimdi hadi bir bütün içinde düşünün hepimizi. Alem olduk. Alemler bizim içimizdedir. Dolayısıyla kalbimizi de bu mantığa, bu bakış açısına almamız gerekiyor. Unutmayalım. Bütün ilim, iyilik, kötülük, her şey Allah'ımıza aittir ve hepsi de haktır. Bunu sakın unutmayalım. Hani şey, yok ya bu benim anlayışıma, idrakıma sığmıyor gibi kelimeler oluyor ya. Bunlardan geçin. Ya olabilir farklı bir bakış açısı. Ya bu bir bakayım, bir deneyeyim.
mutlaka deneyimleyin, mutlaka araştırın. Size farklı gelse de gelmese de mutlaka araştırın. Evet, ruhsal güçleri, kuvvetlenme teknikleri, bilinmeyen yönleri ile Mevlana'yı yazan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum Rukiye Hanımcığım. Çok mersi. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bu kitapları arka arkaya okuyabileceğiniz çok değerli eserler. Bunun arasında da bir de Yuvaya Yolculuk diye bir kitap okumuştum. İki tane Yuvaya Yolculuk isminde kitap var. Bir tanesi daha farklı bir konuyu anlatıyor. Diğeri de Yedi Melek. Yedi Meleğin Yuvaya Dönüş Hikayesi. Çok güzel bir kitaptı. Bunlar evet son üç peygamber. Buraya üç peygamber o zannediyorum. Son üç koruyucu melek meleğimizle irtibat. Sanırım beş kitap oldu. Yazamayan arkadaşım için yazdım. Yazdım diye bir yazmış mı? Sanırım evet. Şey de ekleyebilirsiniz bu yuvaya yolculuk ama meleklerle ilgili olan kitaptan bahsediyorum. Yine bende var öbürü ama sanırım bir saniye arkadaşlar. Diğer kütüphanemde vardır. Geniş bir kütüphanem var. Oradan da bakarım. En azından o kitabı gösteririm. O değil. Farklı. Onun kapağı da farklı. Onlar size bu ruhsal yolculukta farklı bir bakış açısı mutlaka size bir farkındalık katacaktır. Şimdi bu hermetika, hermetizm onu da şöyle yaratıcı, şöyle bir bilgi vereyim size. Hermetizm sadece sözlü bir öğreti değil ama aynı zamanda tarih boyunca öğreticileri tarafından yazılı eserler aracılığıyla da aktarılan bir ruhsal bilgidir. İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurslarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi burada illaki bu kitapları alın okun demiyorum ama okuduğum kitaplarda çok fayda gördüm. Özellikle de tavsiye ediyorum size. Tabii bildiğiniz bir de simyacı vardı. Okudunuz mu, okumadınız mı simyacıyı? Evet, yuva yolculuk, yedi melekle ilgili. Simyacı da çok böyle bir çırpıda okuyup çok etkilendiğim bir eserdi. Onlarda da öğreti var arkadaşlar. Size tavsiye ettiğim bu kitapların içinde öğretiler de var. Bu öğretileri güzel bir şekilde uygulayabilirsiniz. Farklı deneyimlerde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi dedik ki hani aşağısı, yukarısı, yukarısı, aşağısı aynı aslında. Çünkü kalple birleşti ya. Kalple birleştiği için artık her şey aynıdır. Aynalık yapar bize. Burada biraz kafanız karışabilir. Şöyle söyleyeyim. Ana kavramlarını, tam açılımını şöyle, burada Zümrüt Tablet de var ama Zümrüt Tablet sizi biraz kafanızı karıştırabilir. Onu sonralara bırakalım. Şimdi biz aşağıda neler var? Aşağı enerjilerde neler yaşıyoruz? Biraz daha sizin algınıza göre söylemeye çalışacağım ama gayet de iyi gidiyorsunuz. Hani bu ne demektir, anlamadım falan demiyorsunuz. Şimdi yerin altında da yedi ayrı katman vardır arkadaşlar. Aslında çok fantastik bir dünyanın içindeyiz. Bu dünyada bilim kurgu, fantastik hikayeler. Hep şöyle düşünüyorum. İslami koşulda, İslamiyet'le baktığımda hani şu Alice Harikalar Diyarında vardır ya. Diyorum ki Refika Harikalar Diyarında. Çok keyifli. Zihninize, düşüncenize sınır koymadığınız müddetçe sınırsız varlıklar olduğunuzu keşfedeceksiniz.
aşağıdaki yaşamlar, dedim ya, fantastik hayat. Örneğin bununla ilgili bazı filmler de geliyor. Bu filmlere Matrix, dikkat etmeniz, Avatar, dikkat etmenizi tavsiye ederim. Lucy, dikkat edin. Inception var, rüya içinde rüya. Bunları seyredin, bu filmleri seyredebilirsiniz. Hem bu kitaplarla, hem bu filmlerle, tabii belli periyotlarla yaparsanız, hani böyle bir de tamamen arkadaşlar sıyırma olayı olmasın, biraz daha böyle bilgili bir şekilde gidelim. O işte benim aklım başımdan gitti olayı değil, bilge bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Evet, Leonardo DiCaprio. Hala seyrediyorum ben o filmi. Her seyrettiğimde farklı bir açılım, farklı bir idrak oluyor. O yüzden bir bütün görebiliyorsunuz. Yani o kadar çok işaretler, alametler var ki, rüya içinde rüya. Evet Sevda Hanım, rüya içinde rüya. Bunu keşfettiğinizde, tarotun içinde gelen danışanın da sizin rüyanıza aldığınız, sizin rüyanızda dönüştüreceğiniz, o sizin rüyanıza geliyor. Bakın öyle fantastik bir dünya ki, siz artık bunu öğrendiniz diyelim, kavradınız, uygulamaya başladınız ve hatta eğitmenlik yapacaksınız. Kendi rüyanızı kendiniz oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Ben bu konuda eğitim vereceğim ve bu konuda rüyamda alabileceğim, gelecek olan herkese bu öğretiyi vereceğim. Çünkü rüyamı açıyorum size. Bu açıdan da bakmanızı isterim. Şimdi benim rüyama ancak siz kendi rüyanızdayken gelebilirsiniz, değil mi? Demek ki siz de rüyadasınız. Peki, bunu bilinçli algıladığımızda, normal hale dönüştürdüğümüzde ne yaşarız? Akşam yatıyoruz, bir rüyaya gidiyoruz. Diyoruz ki ya gece rüyamda bunu gördüm. Sonra uyanıyoruz. O rüyayı bilinçaltı yaşadıklarımıza göre, sembollere göre yorumluyoruz, değil mi? Fakat burada yaşadığımızı hiç yorumlamıyoruz. Eğer biz bu dünyadaki rüyamızda yorumlamayı, yönetmeyi, yani bu alanı öğrenirsek, gelen her kim olursa olsun artık o bizim rüyamızın içinde. Neyi bilmeye gelmiş? Kendinden kendine deneyimlemeye gelmiş. Kim gelmiş? Sadece o. Bakış açınızı sadece o dediğinizde onun neye ihtiyacı olduğunu da bilirsiniz. Çünkü bizden de, senden de, benden de hareket eden budur. Bu biraz daha derindir, bilmiyorum. Bir problem var mı bilgilerimde? Biraz daha sığ mı gideyim? Yazabilirsiniz arkadaşlar. Var mı problem? Problem yok hocam. Bence iyi gidiyorsunuz. Anlaşılıyor. Okey. Tamam. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Hayatı eğlenceli hale dönüştürmek. Bakın çok önemli. Bu eğlenceli yolculuğunuzun öncelikli başlangıcı tarot oluyor, değil mi? Tarotun içsel alemini tanımaya çalışıyoruz. Şimdi bu içsel alemi de yönetmeniz de gerekecek. Bu yönetim bilgilerini de inşallah ileride vereceğim. Siz artık rüyamı değiştirmek istiyorum. Buraya gözünüzü açtığınız sabahları. Sadece şu niyete geçmenizi istiyorum. Bu çünkü kitapları da okuyacaksınız. Burası bir rüya, gerçek değil. Ben bu rüyayı kendim kontrol edebilirim. Bunu tekrar tekrar edin. Tavsiye. Tekrar tekrar edin. Her tekrar ettiğinizde zihniniz bunu anlayacaktır. Çünkü bilinçaltınız tekrardan anlar. Bir kere söylemekten anlamaz. Tekrar tekrar anlamaktan, anlatmaktan, anlaşılmaktan, tüm bunları ifade etmeniz gerekecek ve gün içinde de tekrar tekrar edin. Olumsuz bir şey gördüğünüzde hayır, bu bir rüya, gerçek değil. Tabii ki rüya diye kendinizi geriye çekmeyin. Yine yapmanız gereken şeyi yapın ama çok böyle içselleştirmeyin olayı. İçselleştiğiniz zaman her şeyin gerçekten bu yaşam olduğu zannına maalesef kapılıyoruz. Değil. Değil. Eğer bunu fark ettiğimiz zaman her şey daha kolay dönüşecektir.
yaratım sürecinizi, geliştirme sürecinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Bu da en güzel şeydir. O yüzden hani bu yolculukta sadece kendinizden kendine yol alacaksınız. Kimse sizi inisiye etmeyecek. Siz inisiyatifinizi kendiniz gerçekleştireceksiniz ve kendi hakikatinize, kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz. Bizler sadece yardımcı şeyleriz, materyalleriz size göre, onu da söyleyeyim. Şimdi bir de şöyle söyleyeyim, soyut alemlere geçiş. Ruhsal olarak tabir edebileceğimiz bu alemler, hermetizmde psişik, mental, spiritüel alemler olarak değişik seviyelerde adlandırılırlar. Öğretiye göre bu alemlere erişim yeteneği tüm insanlarda var olan doğal ve içten gelen bir yetenektir. Evet. Ve bir takım ruhsal tekniklerin kullanılması yoluyla kişinin yaşam süresi boyunca geliştirebilir. Arkadaşlar, bu teknikleri belki aynı teknik üzerinden gideceksiniz ama her seferinde farklı bir şey öğreniyorsunuz. Teknik kendi içinde farklı boyutları, farklı anlayışları, farklı oluşları açıyor. İşte bu hani Ali Baba 40 karamiler vardı, bilir misiniz? Hatırlarsınız değil mi? Hani geliyordu o şeyin başına, dam mağaranın tam önüne, açıl susam açıl. Biz de diyoruz ki açıl yaşam açıl. Yaşantınızı açın. Yaşamınızı açın. Ne vardı o dağı, o açıl susam açıl dedi? Hazine vardı değil mi? Hazine neydi? Ben bir hazine idim, bilinmeyi diledim. En büyük hazine bilimdir, ilimdir. En büyük zenginlik ilimdir, bilimdir. İnsanın kendini tanımasıdır. Madde, yani benim çok param olsun, bu zenginlik değildir, bu bir hazine değildir. O bir araçtır, para. Ama asıl hazine, bakın, ben bir hazineydim, bilinmeyi diledim ve bir kulumun kalbine sığdım diyor. Yer gök almadı diyor. Ancak insan aldı diyor bunu. Peki insan aldı diyor. Bakın, demek ki insanın da evrimleri var. Madde boyutuna baktığımızda hayvanlara eziyet eden insan mı? Değil. Ne diyoruz? Hayvan da demiyoruz. Hayır. Hayvanlar zaten eziyet görüyor. Hayvan hayvana eziyet eder mi? Hayır. Kim eziyet ediyor arkadaş? Mahlukat eziyet ediyor. Natuk eziyet ediyor. Şimdi insanı bir de mahluk tarafından görelim. İnsan olmamış mahluk. Cinayetler, tecavüzler, her şey bu mahlukattan çıkar. Bu natuk insandan çıkar. İnsan görünümlü, dış sureti insan ama iç suretinde mahlukatlık var. Çeşit çeşittir bu mahlukatlık. Bu konuda evet, o yüzden bu ruhsal platformda buraya da yavaş yavaş geliyorum ki spiritüel alemler var, psişik, mental. Şimdi bu alemlerden geçiş yaparken birçok boyutlarla karşı karşıya geliriz. İşte bu biraz önce bahsettiğim bu sureti insan ama sireti farklı. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Şimdi şöyle düşünün, bu rüya koçluğu olağanüstü güzel bir şey, başarılar diliyorum. İnşallah size de katkımız da olsun. Şimdi bu yolculukta bakın, aslında hem bilinçaltımızda yaşayabiliriz bunları korku olarak. Çünkü soyut alemlere geçiş yapacağız. Bilgimiz olması gerekiyor. Bilgimiz nasıl olacak? Kendi beden kalıbımızı tanıdığımızda cesaretle, güvenle bu yolda yürümeye başladığımızda hiçbir problem yok. Fakat bu yolda yürürken de sureti insan ama sireti farklı. Çok şeylerle karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bunda takılmadan yolumuza
direkt gitmemiz gerekiyor. Bu rüya yoluyla da görebiliriz. Bilinçaltı, sembol kodlarında da görebilir, sembolik açısındaki terapilerde de çıkabilir. Ve en güzeli de tarot açılımlarında da çıkabilir. Tarotun bilince göre açılımı, ben size bunda biraz daha geniş bir bilgi vereceğim bu konuda. Sanırım ikinci bölümde veririz, biraz mola verdikten sonra. Çünkü o çok önemli, varoluşumuzu. Nasıl bir okulun içinde olduğumuzu anlamamız adına bilgi vereceğiz. Bu tamamıyla bakın uygulama yapmıyoruz bunda. Sadece birinci ve ikinci seviyeyi anlatacağız. Yarın kısmet olursa sadece bir nefes tekniği, ufak bir çalışmayla nasıl bir yol göstereceğim. En azından bu yolda da yürüyebilirsiniz uygulamada. Kendinize de uygulama yapabilirsiniz. Şimdi soyut alemlerde ezoterizm de vardır. Psişikler de vardır. Mistizm de vardır. Rehberler de vardır. Eğer ki biz kendi yanımızdaki rehberlerimizin farkında olursak, bu ruhsal yolculukta rehberimizin öncülüğü diyeyim, o çünkü önden gidiyor, açıyor ki rahat seyahatimizi gerçekleştirelim diye. Rehber önderliğinde hiçbir probleme takılmadan gidebiliriz. Geliştirebiliriz, büyüyebiliriz. Burada yalnız cinlerden falan bahsetmiyorum. Bunlar ikinci boyut varlıkları. Biz üçüncü boyut varlıklarıyız arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci boyutu işte bu fal, evet onu söyleyeyim size. Fal dediğiniz işte bu kahve falı. Bunlar ikinci boyut enerjisiyle ifade verirler ya da açılım yaparlar. Bilirler mi? Bilebilen de vardır, bilemeyen de vardır. O alanda çok ilgilenmediğim için hani bununla ilgili bir deneyimim yok. Hani o alemlerle çalışmadım. Fakat daha üst boyutlarda alemlerle iletişim kurmak. Aslında hepsi benim içimde. Yükselmek arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dağlara inmek için önce ne olması gerekiyor? Çıkmak gerekiyor. Siz bir dağa inmeden önce o dağa çıkmanız gerekiyor. Dağa çıktıktan sonra iniş gerçekleşir. İşte bu inişte bütün o çıktığınızda bilgi olarak, ilim olarak yükseldiğinizde aşağı doğru iniş başladığında artık tamamen sizdeki kayıtlı olan tüm bilgiler sizin bütün organlarınıza inmeye, yani programınız artık çalışmaya başlar. Dolayısıyla bu yolculuk önemlidir. Kendimizi bildiğimiz müddetçe tedirgin olacak en ufak bir sorun, sıkıntı yaşamazsınız. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Mesela bu şeyler var, bazı ritüeller vardır. Ben bunları da yaptığım zamanda. Çok da güzel gruplar oluşturmuştum. İşte biliyorsunuz meraktan ruh çağırma gibi, efendime söyleyeyim, bunlar hep ezoterik bilgilerin içindedir arkadaşlar. Parapsikolojinin içindedir bunlar. O kadar çok ileri seviyeye getirmiştim ki tek başıma artık gerçekleştiriyordum bunu. Çünkü kendi yaratılışımın olağanüstü bir hakikatimin olduğunu fark ettiğimde bu hakikati tanımak adına yola düştüm. Ve tüm hepsi nereye getirdi? Toplandı tüm bu bilgiler. İşte bu 20 yıllık deneyim. Öncesi de var ama 20 yıldır bunu daha bilinçli yapmaya gayret ediyorum. Nereye getirdi? Ricali'yi gayb boyutuna getirdi, gamma boyutuna getirdi. Yani kuantum boyutuna getirdi. Yani hepsi birbirine o kadar çok bağlantılı ki olağanüstü güzellik var. Şimdi burada bizim çabamız çok önemli. Yüce bir çaba içinde olursak, bakın yüce demek, hani bu secde haline geldiğimizde Subhan Rabbiyel Ala, yüceler yücesi. Ala'yı yüce deriz ya. Şimdi bu hani secdeye alın geldiği zaman hep onu söylüyoruz. Aslında orada bir 20 dakika, 30 dakika bu şekilde kaldığınızda, secdede olduğunuzda buradaki bu konuyu da aslında görülmemiz için bu
eğitimin içinde var. Buradaki görünüzü açabilmeniz adına, yani şu neokorteksinizi, efendime söyleyeyim, duygusal hafızanızı, bu bilimsel olarak da söyleyeyim, amigdalayı, işte talamusu, tüm bunları da öğrendiğimiz zaman çok daha farklı boyutlar yaşayabilirsiniz. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.